Muhammed Hocam, ağzına sağlık. Allah razı olsun. Evet. Konu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olunca Muhammed Hocam da coştu. Hem bugün
müzik aleti daha farklıydı. Muhammed Sinir Hocam Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Derin Musiki'de öğretim üyesi, doktor kendisi. Bugün bir başka söyledi. Gönül Huğun oldu şehrinden. Bu Yaman Dede'nin biliyorsunuz. Ben Yaman Dede'den kısaca size bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da biraz Arafat'tan bahsedeceğim inşallah. Biraz önce dinlediğiniz o muhteşem ilahinin sözlerini söyleyen Yaman Dede, Kayserili. Yaman Dede 1887-88'de dünyaya gelmiş. 1962'de de hakkı rahmetine kavuşmuş. Kayseri'nin Talas ilçesinde Rum Ortodoks bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Yani Yaman Dede aslında Rum Ortodoks birisi. 14 yaşında aslında kendisi Müslüman olmuş. Esnevi okumuş. Ama 40 yaşına kadar Müslümanlığını gizlemek durumunda kalmış. Hanımından, evde bir de kızı varmış. Tabii birinin bir din değiştirmesi ve bunu çevresine açıklaması, isar etmesi çok kolay bir şey değildir. Tam 40 sene bazen sahursuz oruçlar tutmuş, namazlarını gizli kılmış, belki iftar saatinde iftar edememiş, yemek saatine denk gelmedi diye ama yanmış. 40 yaşında Müslümanlığını artık isar etmiş. Ondan sonra da yıllarca dersler vermiş, üstatlık yapmış, Mevlana'nın Mesnevisi ve Divan Edebiyatı'na ilişkin incelemelerde bulunmuş. Allah kendisine rahmet eylesin. Öyle yanmış ki, inşallah başka bir gün Muhammed Hocam'dan onu da dinleriz. Onun başka meşhur bir şiiri vardır. Yak sinemi ateşlere, efkanıma bakma. Ruhumda yanan ateşe, niranıma bakma. Hiç sönmeyecek aşkıma, imanıma bakma. Ağlatma da ya hali perişanıma bakma. Ağlatma ki alamımı tahfif ede başlar. Ağlatma, serinletmededir bağrımı yaşlar. Rahmetme sakın, gerçi dayanmaz buna taşlar. Ağlatma da ya hali perişanıma bakma. Yaşlar akarak belki uçar zerresi aşkın. Ateşle yaşar, yaşa değil yaresi aşkın. Yanmaktır efendim biricik çaresi aşkın. Ağlatma da yak hali perişanıma bakma. Yaman Dede böyle biri işte. Allah rahmet eylesin ona. Allah selametlik versin. Benim çok kıymetli bir dostum Ziya Hoca vardı. Ziya Hocam eğer bizi izliyorsa kendisine hürmetler sunuyorum. Medine'de bir başka söylerdi bunu Ziya Hocam. Yaman Dede'nin bu yanık şiirini, o da yanık sesiyle. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Kıymetli dostlarım, sevgili izleyicilerimiz, bağrımız yanık hepimizin. Niye? Biliyorsunuz, Kabe'miz kapandı, Mescid-i Nebevi kapandı, Mescid-i Aksa. Dolayısıyla büyük hüzünler, üzüntüler yaşadık. O Beytullah'ın şubeleri olan bizim camilerimiz kapandı, boynumuz iyice büküldü. Gel ki bugünlerde Mescid-i Nebevi'de ve Kabe'de fiziki mesafeye dikkat ederek teravih namazları başladı, bir nebze olsun hüznümüzü giderdi ama yine de bağrımız yanık. Bu sene hac olacak mı, Arafat'a gidebilecek miyiz? Biz gidemesek bile ümmeti Muhammed oradan bize dua edecek mi diye de endişelerimiz var. Cumhurbaşkanımız bu konuyu Diyanet İşleri Başkanlığımıza havale etti. İnşallah Suudi Arabistan'la, diğer İslam ülkeleriyle konu konuşulacak. En uygun bir şekilde bir karar verilecek inşallah. Ama Rabbim bizim ve neslimizin ayağını Kabe'den, Arafat'tan, Ravza-i Mutahhara'dan kesmesin. Çünkü orası sadece bir Arap'ın toprağı değil. Bazı insanlar diyorlar ya, gidip Araplara para kazandırıyorsunuz. Orası arzın kalbi.
Orası Beytül Mamur'un iz düşümü. Orası Kur'an vahyinin şahidi. Hira orada, Sevr orada. Resulullah Aleyhisselam'ın kabri Medine'de. Beytullah orada. Hazreti İbrahim'in duası orada. İsmail'in nazarı orada. Nice peygamberlerin gözyaşı orada. Sahabe-i kiramın Arafat'ta gözyaşları var. Hazreti İbrahim insanların kalbi oraya meylesin diye dua etmişti. Dolayısıyla imanı olan herkesin kıblesi. Orası herhangi kimsenin toprağı değil. Onun için böyle politik değerlendirmeler yaparken bunları Beytullah'tan, Ravza-i Mutahhara'dan, Arafat'tan bağımsız yapmak gerekir. Buralar Müslümanların toprakları. Buralar Müslümanların, İslam'ın pınarı. Rabbim ayaklarımızı kesmesin oradan. Bugün size öğretmenimiz Ercan'dan rica edeyim, ekranlarımıza getirsin. Arafat'ı anlatmak istiyorum. Bir nebze. Aşk nasıl anlatılır? Sadece kelimelerle tarif edilebilir. Ama ben size biraz resimler eşliğinde Arafat'tan bahsedeyim istiyorum. Bakın bu ekranlarda böyle dönerek görüyorsunuz Arafat Meydanı. Şu ekranda gördüğünüz şu andaki anıt, beyaz anıt, Cebeli Rahme dediğimiz Arafat'ın ortasındaki bir tepenin üzerindeki beyaz anıt. Hazreti Adem'le eşinin yeryüzünde beraber ilk buluştukları yer. Hazreti Adem'le eşi cennetten çıkarıldıktan sonra burada buluştular. Hazreti Adem ve eşi gözyaşlarıyla tevbe ediyor. Bize tevbeyi öğret ya Rabbi. Allah ona bir takım kelimeler öğretti. Kur'an böyle diyor bize. O kelimelerle tevbe etti. Peşine düşüyoruz. Allah'ın Hazreti Adem'e öğrettiği kelimeler ne olabilir? Sonra bakıyoruz. Hazreti Adem ne yaptı cennette? Kendisine yasaklanan ağaca yürüdü. Harama baktı. Harama el uzattı. Kopardı onu. Kokladı ve yedi. Allah Hazreti Adem'e tövbeyi öğretiyor. Ey Adem, harama uzanan elini dirseğinle beraber yıka. Harama baktığın yüzünü yıka. Harama yürüdüğün ayaklarını topuklarınla beraber yıka. Nedir bu? Nedir kıymetli izleyicilerimiz? Abdest. Abdest Hazreti Adem'in tövbesidir. İlk günahı işlerken ne yaptıysa o organların yıkanmasıyla abdest oluyor. Abdest Hazreti Adem'in tövbesidir. Her abdest bir tövbedir aslında. Yasin suresini hatırlayın, çok iyi bilirsiniz. Estağfirullah. El yevme nahtimu ala efvahim. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Ve tukallimune eydihim. Ellerini konuştururuz. Ve teşhedü arculuhum bimâ kânü yeksimun. Ayakları da yaptığına şahitlik eder. Kıyamet günü elimiz ayağımıza şahitlik etmesin diye, elimize ayağımıza yüzümüze sinen günah kirleri dökülsün diye abdest alırız. Abdest bir tevbedir. Onun için birine selam verdiğimiz zaman o selamı almak, vermek, sünnet almak farzdır. Ama abdest alana selam verilmez. Çünkü abdest alan zaten büyük bir ibadetin içindedir. Bir de abdeste bu gözle bakalım. Sadece namazın bir ön şartı değil, bir tevbe. Onun için abdest alırken elleri yıkamaya başlar, kelime-i şehadetle devam ederiz. Arafat. Hazreti Adem ile Havva'nın yeryüzünde ilk buluştukları yer. İlk abdestin alındığı yer. Hazreti Adem'in tevbesi kabul edildiğinde şükür için iki rekat namaz kıldığı yer. Ve Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edildiği zaman sabahleyin biz sabah namazı kılıyoruz. Her sabah Hazreti Adem'in ve eşinin tevbesini kabul eden Allah bütün kullarına Hazreti Adem ve eşine verdiği lütfu her sabah yeniden veriyor bize. Her sabah namazı Adem oluruz.
ve onun gibi yeniden tevbe ederiz biz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Arafat'ın sınırlarını tespit eden Cebrail Aleyhisselam tutuyor elinden Arafat'ın sınırlarını gösteriyor. Hel Arafte, kavradın mı bildin mi? Araftu, kavradım bildim diyor. Arafat isminin oradan geldiği de söylenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de Cebrail Aleyhisselam sınırlarını gösteriyor. Arafat'ın sınırlarını gösteren tabelalar vardır. Bir metre dışında kalan hacı olamaz. İçeride yoğun bakımda gelen hacı olur. Sanki o gün bir zaman tünelinden geçersiniz. Güneş tam tepeden batıya doğru meylettiğinde, tam tepeden öğlen namazı vakti girer. Güneş batmaktadır. Güneş batış vaktine kadar, tam tepeden batış vaktine kadar vakfe saatidir. Kıbleye döner, Kabe'ye döner insanlar. Yüreklerini temsilen bütün ümmeti Muhammed'in temsilcileri olduklarını unutmadan ellerini açarlar. Ve birden herkes ağlamaya başlar. Ne olduğunu anlayamazsınız. Az önce gülen, oynayan, oturan, dünyalık ihtiyaçlarının peşine düşen insanların gözyaşlarına boğulduğunu görürsünüz. Sanki rahmet sağanak sağanak yağmıştır oraya. Sanki çölün her zerresinde Allah hissedilmektedir. O var, ondan başka hiç kimse yok. Konuştuğunuz her şeyin duyulduğunu hissedersiniz. Sanki sarılsanız ona ait bir şeye dokunacaksınız. Herkes sadece ağlar. Çünkü istemenin bile izafi olduğu bir yerdir Arafat. Hazreti Musa Cebrail Aleyhisselam'la buluşmaya giderken Harun Aleyhisselam ona der ki, gidince sor, acaba ben cennetlik miyim diye. Hikaye bu ya. Söyle ona, cehennemliklerden denir. Gelir, söyler Musa Aleyhisselam. Der ki, Allah dedi ki, söyle o kuluma ki deyince, Hazreti Harun havalara sıçrar. Ya Rabbi sana şükürler olsun der. Hazreti Musa der ki, devamını dinlemedin ki daha. Devamının ne önemi var ey kardeşim der. O bana kulum dedi ya, bu bana yeter. Sonra Cebrail Aleyhisselam gelir, söyle ona ki cennetliklerdendir. İşte Arafat'ta bunu hissedersiniz. Allah'ın bir kulu olduğunuzu, Rabbinizin olduğunu hissedersiniz. Zaman durur, mekan anlamını yitirir. Sanki başka bir boyuta girmişsinizdir. Arafat'ta vakfeye duran bir Müslüman için dünyada onun eşi benzeri bir şey yoktur da. Onun için gitmeyenler bilmezler. Gidenler bilir. Şu anda biliyorum ki o anı yaşayanlar ekranda bunu gördüğünüz anda yüreğiniz sızladı değil mi? Allah'ım bizim ayağımızı kesme oradan. Rahmetli babam 2008'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabbim hepimizin ölmüşlerine rahmet eylesin. Bir defa hacca gitmişti. Dua etmiş, demiş ki Rabbim neslimin ayağını kesme. Allah o duayı da bize nasip etti. Dolayısıyla biz öyle hac, umre, Kudüs, Endülüs bu tur işlerini yaptığımız için elhamdülillah 2006'dan beri aralıksız olarak her sene Arafat'ta oluyoruz. Şu anda hiçbir şey umurumda değil. Sadece bu Arafat vakfede olabilecek miyiz, olamayacak mıyız? En büyük kaygım, endişem, uykularımı kaçıran şey bu. Gerçekten nasıl bir cuma günü ezan okunduğunda camilere gidemedik, bağrımız yandı. Ramazan'da teravih için camilere gidemedik. Aynı acıyı Allah bize Arefe günü yaşatmasın da inşallah şu Covid-19'un etkileri bir an önce kaybolsun. Temsilen de olsa bir grup insanın içinde de bizim, Allah yeniden o Arafat'ta olmayı, yakarmayı, dua etmeyi bize nasip eylesin. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını yapmak üzere bu Arafat'a geldi. 100 bini aşkın ashabı vardı. Arada münadiler vardı. Resulullah aleyhisselam veda hutbesinin bir kısmını Mina'da, bir kısmını yolda, bir kısmını da burada Arafat'ta Cebel-i Rahme'nin yanında irad etmişti.
o hutbelerin tamamı bir araya getirildi ve veda hutbesi oluştu. Resulullah Aleyhisselam veda hutbesine başlarken ne demişti? Ey insanlar, bilmiyorum. Belki bu seneden sonra bir daha aranızda olamam. Gerçekten de öyle. Resulullah Aleyhisselam o sene Hakk'ın rahmetine kavuştu. Resulullah Aleyhisselam ashabıyla beraber vakfe duasını yaptı veda haccında. Şu Arafat meydanında Cebeli Rahme'nin taşları onun şahididir. Duadan sonra Kur'an'ın son ayeti, biraz önce okuduğum Maide suresindeki El-Yevme Ekmeltü Lekum ayeti burada indi. Kur'an'ın ilk ayeti Nur Dağı'nda, son ayeti Arafat Dağı'nda indi. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, size olan nimetimi tamamladım, din olarak İslam'ı seçtim ve ondan razı oldum ayeti gelince, Hazreti Ebu Bekir bir köşede, Hazreti Ömer bir köşede ağlamaya başladı. Gitti Hazreti Ebu Bekir'in yanına. Neden ağlıyorsun? Ya Resulallah, Kur'an'ın son ayeti nazil olduğuna göre vefatınız yaklaşmış olabilir, ona ağlıyorum. Ferasetliydi Hazreti Ebu Bekir. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye döndü, 82 gün sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hazreti Ömer'e sordu, sen neden ağlıyorsun? Kur'an'ın vahyi tamamlandı. Allah bizimle konuşmayacak. Üzülme ey Ömer. Kur'an okursan Allah seninle konuşmuş olur. Dua edersen sen Allah'la konuşmuş olursun. Arafat, ashabın gözyaşlarıyla sulanmış yerler. Dile gelse nice peygamberlerin, nice bağrı yanıkların gözyaşıyla dua ettikleri yer. Rabbim, ayağımızı kesme. Şu anda bizi izleyip yüreği orada atan kim varsa gitmeyi nasip et ya Rabbi. İmkanı olup niyeti olmayanlara niyet ver. Niyeti olup imkanı olmayanlara imkan ver ya Rabbi. Kâbemizi mahzun, yüreklerimizi Kâbesiz ve Arafat'ımızı Müslümansız bırakma ya Rabbi. Biz kısık sesleriz, minarelerini sen ezansız bırakma ya Rabbi. Rabbim hiçbirimizin ayağını kesmesin. Evet kıymetli izleyicilerimiz, şimdi sizi Yıldırım Belediyesi sınırları içerisinde Bursa'da yer alan Cazibe Merkezi'ne götüreceğim. Bugün 3. ve son bölümünü yayınlayacağız. Cazibe Merkezi'nden Peygamber Efendimiz'in hayatından 3. bölümü anlatıyorum. Gelin şimdi izleyelim. Sonra da iftara kadar sorularınıza cevap verelim. Hem Instagram'dan hem de size verdiğimiz WhatsApp hattından sorularınızı iletebilirsiniz. İftara kadar da cevap verelim. Hadi hep beraber Cazibe Merkezi'ne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesinin adı Abdülmuttalip. Herkes onu Mekkeli sanır. Şimdi bugün Peygamber Efendimizin dedesiyle ilgili özel bir hikaye anlatacağım. Çünkü bu aynı zamanda İstanbul'un manevi fatihlerinden, İstanbul'da metfun bulunan Eyüp Sultan diye bildiğimiz Halid bin Zeyd radıyallahu anh'ın da hikayesi. Resulullah aleyhisselamın dedesi Abdülmuttalib'in asıl adı Şeybedir ve sanıldığının aksine Mekkeli değil Medinelidir. Çünkü onun babası Haşim. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz'e Haşimoğulları denir. Haşim bir tüccardır. Mekke-Şam arasında ticaret yapar. Medine'de güzel saliha bir kadınla tanışır ve evlilik teklif eder. Kadının tek şartı vardır. Ben Medine'de yaşamaya devam ederim. Bu evlilikten Şeybe dünyaya gelir. Fakat bir ticari seferde Haşim vefat eder ve kardeşi Muttalip Medine'ye gider ve Peygamber Efendimizin dedesi olacak o çocuğu yani Şeybe'yi annesinden ister, devesinin terkisinde Mekke'ye doğru getirir. Onu devenin terkisinde görenler bir köle satın aldığını düşünürler pazardan ve Abdülmuttalip, Muttalip'in kölesi derler. Bu rahmetli kardeşimin oğlu dese de Peygamber Efendimizin aslen Medine olan dedesi Şeybe'nin adı Abdülmuttalip olarak kalır. Peki bu Şeybe Abdülmuttalip kimdir? Eyüp Sultan Hazretleri ile aynı sülaleden Medine'de Neccaroğullarından. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman
herkes onu misafir etmek istemişti ya, devemi bırakın o memurdur demişti ve deve Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinin yakınında çökmüştü. Bu bir devenin tercihi miydi? Dışarıdan öyle görünüyordu ama asla. Allah Resulü'nü Medine'de dedesinin dayıları tarafından en yakın akrabanın evinde misafir etmişti. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Tesadüf diye bir şey yoktur. Allah'ın izni ve bilgisi olmadan bir yaprak dahi düşmez. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Arafat Dağı'ndan sonra geldik Bursa Yıldırım'da, Cazibe'yi de gezdik. Orada Peygamber Efendimiz'in dedesinden bahsettim size. İftara da az kaldı, yaklaşıyoruz. Bir yandan sorularınıza da cevap verelim inşallah. Cumartesi yasağı ile ilgili bir soru sormuş bir izleyicimiz. Diyor ki Kur'an-ı Kerim okuyorum tavsiyeniz üzerine. Orada cumartesi yasağından bahsediliyor, bu nedir diye. Allah İsrailoğullarını yani Yahudileri imtihan etmek için onlara cumartesi günü çalışmayı yasakladı. Yaşadıkları yerde Körfez'de onlara bugün avlanmayacaksınız dedi Allah. Ve o gün o kadar çok balık geldi ki hoplayıp zıplıyordu balıklar. Bayağı da tahrik oldular. Dolayısıyla ağlarını attılar. O gün avlanmadılar ama ertesi günü çektiler. Kur'an'daki cumartesi yasağı Yahudileri imtihan etmek için Allah'ın verdiği bir şeydir. Yahudiler de buna Arapça Yavmus Sept, İbranice de Şabat denir. Cuma güneş battıktan sonra, Cuma güneş battıktan sonra başlar. Cumartesi güneş batıncaya kadar dindar Yahudiler şu anda bu Şabat günlerinde yani cumartesi çalışmazlar. Kudüs'e gidenler bilirler. Hani oraya turlar yaptığımızda görüyoruz. Şabat asansörleri var. Asansörün düğmesine bile basmıyorlar. Arabaya binmiyorlar. Toplu taşıma araçlarına binmiyorlar. Yürüyorlar. Tabii bunu dindar Yahudiler yapıyor. Cumartesi yasağı İsrailoğullarına imtihan için verilmiş bir şey. İkinci sorumuz. Akşam namazının vakti ile ilgili. Yani çok mu kısadır diye. Bir namazın vakti kıymetli izleyicilerimiz ezan okunduğunda başlayıp diğer ezan okunduğunda bitiyor normalde. Mesela sabah namazının vakti, sabah ezanları Ramazan'da tam vaktinde okunuyor. İmsak sabah namazı vaktinin girdiği vakittir. Ama Ramazan'ın dışında biraz daha geç okunuyor. Onun için Ramazan'da ezanlar okunduğunda aynı zamanda namaz vakti de girmiş oluyor. Ve güneş doğuncaya kadar sabah namazının vakti. Sonra öğlen ezanı okunduğundan ikindi ezanı okununcaya kadar öğlen namazını kılabiliriz. Yani bu iki vakit arasında kıldığımızda vaktinde kılmış oluruz. İkindinin ezanı okundu. İkindinin vakti başladı. Akşam güneş batıncaya yani akşam ezanı okununcaya kadar devam eder. Ama ikindi vakti öğlen gibi geniş değil. İkindi namazını bir an önce kılmak gerekir. Çünkü güneşin batımı yaklaştıkça kerahat vakti de yaklaşıyor. İkindi ezanı okunduğunda sünnetiyle beraber ikindi namazını kılabiliyoruz. Ama şöyle akşam namazına bir saat kala sadece o günün ikindisinin farzını kılıyoruz. Sünnetini kılamıyoruz. Kerahat vakti yaklaştığı için. Demek ki sabahleyin Hanefilerde güneşe yakın kılmak müstehap, Şafilerde erken kılmak. Öğlen namazı İlk vaktinde de son vaktinde de kılınabilir. Bir kerahat vakti yok onda. İkindi namazını okunur okunmaz hemen kılmak daha güzel. Tabi bu zaten camide kılıyorsak cemaatle kılıyoruz. Tek başımıza kıldığımızdan bahisle anlatıyorum bunları. Akşam namazının vakti kısadır. Onun için özellikle şu Ramazan'da hemen orucumuzu açtık. Ondan sonra gidip namazımızı kılıp bir çorba içtikten sonra gelip sonra yemeğimize devam edebiliriz. Akşam namazını geciktirmeyelim. Yatsı namazını da gece yarısına kadar kılabiliriz.
Evet, bir izleyicimiz de diyor ki hocam ben mukabele okuyorum, Kur'an okuyorum. Dolayısıyla okuduğum yerleri biraz daha iyi anlamak için de çiziyorum böyle. Yani kutsal kitabımız olduğu için bir mahsur olur mu? Kur'an'ı düşüne düşüne okumak, üzerinde tefekkür etmek, çizmek bunların hepsi güzel şeylerdir. Herhangi bir sakıncası olmaz. Evet, Kur'an okuyup arkasına meal okuyorum. Secde olan cüzleri iki defa meal okuyorum. Bir de Arapçasından tilavet secdesi varsa iki defa mı secde yapacağım diye soruyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde tilavet secdesi dediğimiz secde ayetleri var. Bunları okuyanların ya da dinleyenlerin secde yapmaları vaciptir. Ama mesela bir cüzde var. Burayı aynı zamanda birkaç defa okuduğumuzda tek bir secde yapmamız da yeterlidir. Secdeyi okuyanlar da dinleyenler de yapıyor. Şöyle yapıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için okuduğum ya da dinlediğim ayetin secdesini yapmaya. Allahu Ekber. Direkt secdeye gidiyoruz. Bir defa secde yapıyoruz. Sonra kalkıyoruz ayağa. Diyoruz ki Semi'ne ve ata'ne. Ufranike Rabbene ve ileykel mesir. İşittik, itaat ettik. Dönüşümüz sanadır. Bizi bağışla ya Rabbi. Eğer okuduğumuz zaman secde yapamazsak o zaman yine Semi'ne ve ata'ne deyip daha sonra yapabiliriz. Evet kıymetli izleyicilerimiz, artık iftara çok az kaldı. Gelin kısa bir dua yapalım. Dua ile gidelim inşallah. Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz'ın bir kitap hediyesi var biliyorsunuz. Her akşam konuklarımıza hediye ediyoruz. Konu gelmeyen akşam kitaplarımız sizindir. Yarın bununla ilgili yeni bir soru soracağım inşallah. Doğru cevap verene kitabımızı hediye edeceğiz. Dün akşam sorduğumuz soruya doğru cevap veren bir izleyicimiz de oldu. Onu da yarın ilan edeceğim. İnşallah ona da kitabını vereceğiz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, sana iman ettik. Sana inandık. Sana güvendik ya Rabbi. Sen sana inananları, güvenenlerin duygularını boşa çıkarmazsın ya Rabbi. Biz günahkarız. Bizi yarattığın günkü gibi tertemiz kalamadık ya Rabbi. Allah'ım, sana layıkıyla kulluk edemedik. Sen kendini nasıl sena edersen sana öylece hamdolsun ya Rabbi. Sen bizi bağışlamaz, merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz. Bize kaybettirme ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin. Bizi de affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, rızanı, cennetini, cemalini istiyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım şu iftar saatine giderken ümmeti Muhammed'in içinde de duamıza amin diyenlerin ne derdi sıkıntısı varsa gider ya Rabbi. Dert verip derman aratma ya Rabbi. Kimin bir hastası ve hastalığı varsa Eşşafi ismin hürmetine şifa ver ya Rabbi. Kim bir borç yüküyle bu akşama girdiyse ödeme kolaylığı ver. Helal rızık ver ya Rabbi. Harama tenezzül ettirme ya Rabbi. Rızkımız gökteyse indir ya Rab. Yerdeyse çıkar ya Rab. Uzaksa yakınlaştır ya Rab. Haramsa helal kıl ya Rabbi. Hesap etmediğimiz yerlerden rızıklandır. Allah'ım gökten ve yerden gelen, görünür görünmez kaza, bela, musibetlerden, doğal afetlerden, hastalıklardan emin ve muhafaza eyle. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle. Allah'ım şu anda duamıza amin diyen kullarını cennetinle, cemalinle ödüllendir, rızana ulaştır. Onlardan razı ol. Her türlü tehlikelerden koru ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Hayırlı iftarlar efendim.